Aydın'ın sorumluluğu Türkiye'de özellikle bugün içinde bulunduğumuz durumda çok tartışılıyor. Aydınlarımız bugün Türkiye üzerindeki uygulanmaya çalışan bazı uluslararası projeler, işte Avrupa Birliği projesi, Büyük Ortadoğu projesi ve benzeri projeler konusunda kraldan daha çok kralcı mı davranıyor? Bizim aydınlarımız bugün yönünü bilen aydınlar mı? Çok soru Ama var. Benim tarifime göre onlar aydınlığı terk etmişlerdir. Bakın 1982 yılında Yasko'da bir sempozyum oldu. Aydın, Murat Belge, Mehmet Barlas, ben katılıyordum. Ben o zaman söyledim. Aydın doğar, büyür, aydın olur, gelişir. Ondan sonra solcu olur, sonra da reklamcı olur. Şimdi reklamcı olanlar artık aydın değil. Ama her halükarda bugünkü medyada çalışanların çok çok büyük bir kısmını artık aydın sayamayız. Onlar başka bir şey. Onlar kimseyi kastetmeden şunu söyleyebilirim. Benim kendime has sözlerim var. Bugün hainlerin çoğu benim arkadaşlarımdan çıkıyor. Ama derler ki arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ama artık birbirimizi görebilmemiz ihtimali olunca sokaklarımızı değiştiriyoruz. Ben bazı arkadaşlarımın bir yerde olacağını gördüğüm zaman oraya gitmiyorum. Yani eski arkadaşlarınız o zaman. Tabii. Yani bugünkü tabii. Hainlerin... Zaten bugünkü sizin söylediklerinizin çoğu benim eski arkadaşım. Hasan Cemal dahil. Ya, isim verdiğinize göre o zaman şöyle bir düzeltme yapalım. Hasan Cemal haindir şeklinde anlaşılmasın da bazı arkadaşlarınız diyelim ama Hasan Cemal ile ilgili görüşleriniz varsa onu ayrıca söyleyin. Çünkü burada olmayan birisi için... Hayır, ben Hasan Cemal haindir demedim. Ha, ama işte... Ben Hasan Cemal olmak istemiyorum'u geçen konuşmamızda evet. Söyledim. Tamam, o zaman düzeltmiş olduk. Bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için. Bütün çocuklara da, doğacak çocuklara da aman ha Hasan Cemal var, onun gibi olmayın diyoruz.